Davalara gittiğimizde bir kötülükle karşı karşıya kalmış o çocuklar şöyle söylüyor. Ya dünyada çok iyi insanlar varmış. Ben kötü bir insanla karşılaştım ama hepsi benim için seferber olmuş. Dünyada çocuk istismarı konusunda bizim gibi bir sivil toplum örgütü yok. UCİM mucizevi bir aile. UCİM benim için dünyaya geliş amacımı bulduğum bir iyilik hareketi. Bugün 75 bin kişiyi geçtik. Türkiye'nin her yerinde yapılandık. İnanılmaz bir şey bu. Ülkenin bütün genç kuşağı bizimle. Yıllar boyu konuşulacak bir devrimdir UCİM. Biz kendi ülkemizin çocuklarından sonra tüm dünyanın çocuklarına sahip çıkacağız. UCİM çok büyüyecek. Biz hepimiz birbirimize inandık. Burada o kameranın arkasındaki sizler, o kameranın arkasındaki on binlerce insan ve koordinatörlerimizle biliyorum ki biz dünyayı değiştireceğiz. Hayat bir döngü. Aslında çocukluk bize hediye, hepimiz çocukluktan geçtik. Öğretmenlik mesleğine ben hayatımın aslında her şey yoluna girdikten sonra yeniden dönme kararı aldım. Müracaatlarımı yaptıktan sonra bir yerde ilişiğimi kestim, orada yöneticilik yapıyordum. Ve öğretmenlik için müracaatlarımı yapınca o köy okulu hayalimin peşinden koştum. Okula başladığımda çok heyecanlıydım. Ben cennetteyim dedim. Çok böyle heyecanlıydım. Her gün bir şey anlatıyordum arkadaşlarımı arayıp. Fakat bir hafta sonra baktığımda okulun perdeleri gücüme gitti. Okulun yerlerindeki bakımsızlık, işte tuvaleti, duvarları, birçok şeyi görmeye başladım aslında. İlk gittiğim dönemde tahta kalemimle sınıfa gittiğimde iki çocuğu göremedim sınıfta. Göremediğim zaman nerede arkadaşlarınız dedim. Lojmana dedi, evini temizletmeye götürdü öğretmenim. Ve çalıların, çırpıların arasından bir yoldu o ve çok yakın bir mesafeydi. Yani en fazla 100 metre, 70 metre bir alandı. Gittiğimde geç kalmıştım. İki çocuğu geliyorken gördüm ve onlara dönüp dedim, ne yapıyorsunuz çocuklar? Kafaları yerdeydi ve koşarak arkadan gelip kapının önünü temizletiyordum dedi. Ben oradaki o ince ayrıntıyı aslında algılayamadım. Dedim ki öğretmenim, yani dersten çocukları sınıfından alamazsınız. Bir yardımcı tutarsınız, evinizi temizletirsiniz. Çocukların burada eğitim hakkı ve bir ders süresinde lütfen bu şekilde durumlarla karşılaşmayalım. Çok ılımlı davrandı. Açıkçası aklıma da cinsel istismarla ilgili bir durum gelmedi o an. Fakat yeni dönem artık geldi. Yeni dönem başladığımda benim çocuklarım onun sınıfına gittiler. Benim çocuklarım oraya gidince gözlerinin feri söndü. Taktiği zannettim. Sınıfımın kapısını kapatıyordu. Sen çok iyi bir öğretmendin, sana çok alıştılar ya, bana da alışmaları gerekiyor dedi diye. Açıkçası dedim ki herhalde tekniği bu. Çünkü normalde çok güler yüzlü, çok böyle konuşkan biriydi. Bana da diyordu, sen benim kızıma benziyorsun falan diyordu. Kendime karşı hiç yanlış bir şey görmediğim için çocuklara karşı da bir şey olmayacağını düşünüyorsunuz. Fakat ben çocuklarımda bazı sorunlar görmeye başladım. Sonra bir gün yan tarafta yine müdür odasına girdiğimde kapının açılmadığını fark ettim. Her seferinde o topuzu çeviriyordum ve kapı açılmıyordu. O kapıyı bozmaya karar verdim. Benim tek bir silahım vardı, kalemim. Tahta kaleminin bittiğini söyleyerek içeri girme kararı aldım. Ve içeri girdiğimde ilk derin bir nefes aldım. Dedim ki, oh, kötü bir şey yok. İnsan kötü bir şey olmasını istemiyor ama bir baktım ki masanın altında o şu kadarlık bir boşlukta İki çocuk masanın altındaydı. Dedim ki, ne yapıyorsunuz çocuklar? Gıdıklama oyunu oynuyoruz dedi. Böyle bir oyun yok dedim. Ve çocuklar sürünerek oradan çıktılar ve şey dedi, çok edepsiz bunlar. Köy çocuğu bunlar.
Orada artık anlamıştım yanlış giden bir şey olduğunu. Dedim ki, öğretmenim ya çocuklarla böyle oyun olmaz. Belki çok iyi niyetli olabilirsiniz. Köydesiniz yıllardan beri, 22 yıldan beri. Böyle onu çok germek istemedim. Çünkü ne olduğunu artık öğrenmem gerekiyordu. Belli etmedim. Sakin kaldım. Ve parka gittim. Çocukları oyun parkına göndermişti. Ben bu oyunu çok merak ediyorum çocuklar dedim. Öğretmenim gıdıklama oyunu oynuyoruz ama çocuklardan biri şey dedi, bakıyor dedi. Anladım ki bizi izliyor. Rahatlattım, belli etmedim ve sakince gittim. Evime gittiğim zaman artık bir şeyler olduğundan emindim, yanlış giden bir şeyler. Eşimin yüzüne baktım, ona söyleyemedim. Biliyorum ki beni göndermeyecekti okula. Sonra kalktım, oğlumun yanına gittim. Bundan sonra yaşayacağım bütün hayatta çocukların ve çocuğumun yüzüne bakabilmek için ne olduğunu öğrenmek zorundaydım. Okula gittim, hepsini topladım onu 25 geçe sınıfıma. Ve onlara iyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. Dedim ki çocuklar, iyi sevmek çok güzel bir şey değil mi? Evet öğretmenim dediler. İşte dedim annemizin bizim saçımızı okşaması, o böyle müthiştir o. Kendimizi çok iyi hissederiz, güvende hissederiz. O çok güzel bir andır. Benim çocuklar evet öğretmenim dediler. Çünkü onlar bir travmayla karşı karşıya değildi ama diğer çocuklar beni pür dikkat dinliyorlardı. Dedim bir de kötü sevmek var. Kötü sevmek bizim bedenimiz bize ait. Bizim dudaklarımıza, bikiniyle kapalı olan yerlerimize, bütün bedenimiz bize ait. Buraya dokunan birileri varsa bizi kötü seviyordur. Bunu anlatmamız gerekir dedim. Öğretmenimize anlatabiliriz, güvendiğimiz birine anlatabiliriz. O sırada benim erkek çocuklarımdan biri bağıra bağıra 19 Mayıs şiirini okumaya başladı. Çünkü istismarcı kapının aralığından bakıyordu ve çocuklar beni korumaya çalıştılar. O ara Soma olayları olmuştu ve bizim madencilerimiz vefat etmişti. İçeri girdi ve dedi ki, törenler iptal edildi. Biz kendi aramızda kutluyoruz öğretmenim dedim. Çıkın çıkın çocuklar dedi. Ve çıkarken çocuklarımdan o boncuk boncuk terleyen kızıma şunu söyledi. Size ne anlattı? Oyun oynadık dedi. Tamam dedim. Tamam çocuklarım. Bir durumla karşı karşıyalar. O güzel çocuklar bunu yaşamamalıydı. Hiçbir çocuk böyle bir durumla karşı karşıya kalmamalıydı. Çünkü hayatları boyunca bu yaşadıklarını unutamayacaklardı. Çok güzel bir çocukluk geçirdiğim için utandım kendimden orada. Dedim ki bu büyük bir haksızlık. Ve okula gittim cuma günü. Okula gittiğimde dünyanın en güzel çocuğu, kıvırcık saçlı, ceylan gözlü kızım sınıfıma girdi ve bana doğru yürüdü. Dedi ki, öğretmenim, beni kötü seven biri var ve benden daha kötü sevdikleri var dedi. O kadar küçüktüler ki 6 yaşında, 6,5 yaşında sınıfıma girdiler ve dizlerimin üstüne çöktüm. Sırtımı sınıfımın o kapısına dayadım. Dedim ki, anlattı, öğretmen bizi çok kötü seviyor. Ben hamile kalmış olmaktan korkuyorum dediğinde. Öğretmenim dedi, seni gömecekmiş. Derin bir çukur kaldı ya, oraya seni gömecekmiş. Anlatırsak dedim ben ölümsüzüm. Ve duymam gereken her şeyin fazlasını duymuştum zaten. Ve biz dedim ki bir oyun oynayacağız, ona belli etmeyeceğiz. Ben buradan polis teyzeler, jandarma teyzeler, doktor teyzeler, erkek kavramını kaybetmiştim o an. Jandarma komutanlığını aradım, görüşmeleri yaptım ve oraya gideceğim. Sivil ekipler lütfen gelsin, çocuklarıma bir şey olmasın dedim. En son giderken yüzüne şöyle bir baktım ve gülümsedim. Dedim ki bu kabus bitti çocuklar için ve cinsel istismarcı tutuklandı. Benim çocuklarım jandarma komutanlığında bensiz gittiklerinde benim bilmediğim ayrıntıları da anlattılar. Ve çocuklarımdan biri ona şöyle bir şey dedi. Artık bitti. Artık bize dokunamayacaksın. Ve o köy meydanında benim çocuğum şunu dedi. Ben bu köyü de, bu köyün çocuklarını da kurtardım. Bildiğim bir şey var. Hiç kimse çocukların kılına bile zarar veremez. Yaşamın buna yettiği sürece hiç kimse çocuklara dokunamaz. Lütfen biz konuşursak çocuklar da konuşuyor. Onlar yalnız... İşte bu kıvılcım her şeyin değiştiği o kahraman çocukların konuşmasıyla başladı.
birçok kuruma, birçok kişiye mesaj attım. Yücel Ceylan bizim derneğimizde genel başkan yardımcımız. Onun bana bahsetti bir öğretmen arkadaşım, çocuklarla ilgili dedi, destek olur hocam. Ben onu belediye başkanı zannettim. Ben siyasetten hiç anlamayan biriyim. Bir mesaj attım. 2014 yılının başlarıydı. Ben bir siyasi partiden bulunduğum ilçenin belediye başkan adayı adaydım. Kampanyalar süreciydi. O süreçte benim sosyal medyamdan bir öğretmen yazmıştı ama ben çok dikkate almadım doğrusu. Çünkü bizim o süreçlerde çok yardım isteyen olur. Biz sahaya çıktığımız zaman işte vatandaş çocuğuna yardım ister, işte kirasına yardım ister, elektrik su faturasına yardım ister. Böyle bir şeyler olur. Geceleri okuyordum fırsat buldukça mesajları, orada karşıma çıktı. İşte dedim ne istiyorsunuz? Dedi ki işte altı çocuğu istismarcı müdürün elinden kurtardık başkanım. İşte şu an müdür cezaevinde. Yalnız bu çocukların ihtiyacı var. Bu çocuklar çok yoksul. İşte bunların adli rapor için İstanbul'a gitmeleri gerekiyor. Tabii bu yanında aileleri de olacak. Bunların otel masrafları olacak. Şudur budur. Ben birçok yere başvurdum. Pek oralı olan olmadı falan. 70'li yıllardan beri, benim aklımın yettiği günlerden beri sadece çocuk işçiliği hep mevzu olurdu. İşte bizim için çocuk istismarı, çocukların çalıştırılmasıydı. Hatta o kadar o da içselleşmişti ki ben de bir çocuk işçiydim. 8 yaşında çalışmaya başladım. Sokaklarda su simit satarak başladım hayatıma falan. Karar verdik. Neyse o günkü şartlarda elimizden geleni yaptık. Sonra ben görevimiz bitti dedim. Nasıl olsa adam da tutuklu. Bir müddet sonra beni haftada bir gün, iki gün arıyordu. İşte böyle yaptık, ettik. İşte gittiği yerlerde çocukları işte denize götürmüş, işte bana işte bilgi veriyor, resimlerini gönderiyor falan filan. Bu süreç böyle geçtikten sonra bir müddet sonra şey olmadı, ses kesildi. Ya niye aramıyor falan diye düşündüm. Telefonunu aradım, kapalı. Sosyal medyası aklıma geldi. Tekrar girdim, baktım. Bir kaza geçirmiş bir araba, yani ciddi bir hurda haş olmuş bir araba. Kız kardeşi işte dualarınızı ablamdan esirgemeyin. Ablam kaza geçirdi, yoğun bakımda. 14 Ekim günü evimde kalktım, başka bir yere görevlendirildim. Bırakamadım. Yine köye yakın olmak istiyordum, bilgi almak istiyordum. Bir trafik kazası geçirdim ben, 3 takla attım. Ve omurum kırıldı, arabam pert olmuştu, içinden sağlam çıktım ama yine o kazayı yaşar mısın? Yaşarım. Çünkü o gittiğim ışıklı yer çok güzeldi. Hayatımın en mutlu, en huzurlu, en sevgi dolu anını yaşadım. O kadar güzeldi ki o gökyüzünde, o ışıl ışıl o yerde olmak. Ama beni geri getiren bir şey vardı, çocuklar. Çünkü gittiğim yerde kalmak istemedim. Çocuklar için geri dönmek istedim. İşte yüzük oyun, tahmin ediyorum o dönemde 5-6 ay yüzük oyun. Çünkü belim eli kırılmıştı, yüzük oyun yattı. Ve bu sürecin sonuna doğru beni bir gün tekrar aradı. Başkanım dedi, adamı bırakmışlar, tahliye etmişler. Tutuksuz yargılanacak. Dedim peki ne yapacağız? Dedi ki ya çocuklar bana çok güveniyordu, beni aradılar. Çocuklar dedi ki hani öğretmenim sen bize söz vermiştin. Siz bu adamı bir daha görmeyeceksiniz. Ama adam mektup yollamış köye. Geleceğim köyün ortasında mangal yakacağım. O bana inanmayanlar da görecek. Hesaplaşacağım onlarla. O süreçte şöyle düşünüyorsun. Yani kendince vicdanen bir şeyler yapmışsın ama şimdi bir durum daha var. Bir öğretmen kalkmış mücadele ediyor bu çocuklar için. Sen de hani sırtını dönüp gidemiyorsun artık. Hastaneye yüzlerce dostum geldi. Orada kaldığımda anladım ki iyi insanlar, sevgi dolu insanlar daha fazla. Yücel Ceylan geldi davaya, barodan destek getirdi birçok insan. Çünkü gerçekten çok zor bir süreçti. Sonra ailelerimiz hiç bizi bırakmadılar. Mersin barosunu aldım götürdüm mahkemeye. Ben kendim gittim. Gidemediğim zaman eşimi gönderdim. Hani en azından yanında bulunsun. O mücadele bir köşe yazarının gazetesine yer vermesiyle birlikte iyice patladı. Bütün Türkiye duydu bu olayı.
Herkes ya olur mu 6 tane çocuk muymuş, vah vah öğretmen miymiş, sahip mi çıkmış çocuklara derken sonunda ceza verildi 82,5 yıl gibi. Çok ciddi bir cezadır. Aslında Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman o süreçlere kadar istismarda verilen en büyük cezalardan biridir. Tabii o mücadele, Saadet Öğretmen'in o mücadelesi medyada yer almaya başladı. İzmir'deki o mücadelesi çocuklarla ilgili. Sonra Saadet Öğretmen yurt içinden ödüller almaya başladı. Daha mahkeme sonuçlanmadan, o mücadele sırasında bile. Ve Saadet Öğretmen galiba 2017'nin Nisan ayı gibiydi. Hakikaten ülke içerisinde birçok ödül almıştı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın dünyanın en cesur kadın ödülünü 13 kişiye verdi. Biri de Saadet Öğretmen'di. Saadet Öğretmen Amerika'ya davet edildi, gitti. Beyaz Saray'da Melina Trump'ın elinden dünyanın en cesur kadın ödülünü aldı. Duygusal da bir insan, en nihayeti bir anne. Bütün duygusallığıyla bütün konuşmaları yürekten yaptı, halkımız izledi. İzledikçe galiba şu oluştu insanlarda. Acaba Saadet Öğretmen'e ulaşsam bana da yardımcı olur mu? Bana da böyle benim için de mücadele eder mi? Bu başladı bizi. Çünkü Saadet Öğretmen'e sürekli mesajlar gelmeye başladı. Bana da yardım et, bize de yardım et diye. Amerika'ya gittiğimde orada Kezzap'la yüzü yakılmış bir kadının mücadelesini gördüm. Savaştan çocukları kurtaran bir rahibeyi gördüm. Yemen'de terörden mağdur olan çocukları kurtarmaya çalışan bir kadını gördüm. Kendimi gördüm orada. Hepimizin ortak bir özelliği vardı. Herkes çok mutluydu. Herkes bir şey değiştirmek istiyordu. Yüce Başkan'ı aradım. Dedim ki, ya STK, çünkü çok çocuk bize ulaşıyor. Bizim STK kurmamız lazım. UCİM içinde bir uluslar, UCİM çocuklar, UCİM insanlık, UCİM mücadele, UCİM her şey. Biz çok zorlu bir dönemde ülkemizde 15 Temmuz olayları olmuştu. Herkes çok korkuyordu STK olaylarından. Ve insanlar yardım istemeye başlayınca oturduk dedik ki ya daha mahkeme daha son celseye gelinecekti, karar celsesine gelecekti. İşte Haziran gibiydi. Dedik ya biz derneğimizi kuralım. Çünkü bu böyle bir iki kişinin mücadelesiyle olacak gibi değil. Yüzlerce insan acı çekiyor. O zaman bir karar aldık. Dedik bu iyilik hareketini bir örgütleyelim. Yani başarabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Oturduk, düşündük, taşındık. Benim şartlarımdan dolayı, biraz da Mersin'in kozmopolit şartlarından, çok demokrat oluşundan dolayı Mersin'de genel merkezimizi açmaya karar verdik ve 2017'nin Temmuz ayında biz kurduk. 2017 yılında UCİM'i kurmaya karar verdiklerinde benim de kendileriyle bir yol alıp alamayacaklarını sorduklarında hiç tereddütsüz kabul ettim. UCİM bugün Türkiye'de 70'e yakın şehirde yapılanması olan 11 ilde de önleme merkezlerinin bulunduğu Türkiye'nin en büyük STK'larından biri. Takdir edersiniz ki Türkiye'deki tüm STK'lar gibi, büyük STK'lar gibi de UCİM'in de faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmesi için maddi yönden desteklenmesi gerekiyor. Biz ilk önleme ofisini kurduğumuzda iki oda, bir salon gibi ufak bir yer, böyle sıvalarının döküldüğü, içerinin nem koktuğu bir ofise taşındığında o kadar mutlu ve heyecanlıydık ki daha sonra aradan geçen 4 yılda bu 11 merkezi kurarken o ilk günkü ofisimizi kurduğumuzun heyecanıyla devam ettik. Ben güzel insanların ya da güzel olan hikayelerin eninde sonunda bir araya geleceğine inanan birisiyim. Saadet öğretmenimizin de Yücel abiye benim tabirimle ulaşmasıyla Yücel abi bir gün ofisinde dururken galiba bu hikaye en yakın ismin etrafında ben olduğumu düşündü ve güzel kardeşim dedi, ne yapabiliriz, neler olabilir? Tabii onların yürekleri zaten bu yola çıkmıştı. Ben de yanlarında yer aldım. Devlet memuru bir babanın çocuğuyum ben. Hayatım boyunca hep STK'lardan kaçtım, uzak durdum. Fakat UCİM'e hiç düşünmeden üye oldum. Ve bir gün beni bir gruba aldılar, avukatların olduğu. Ve Saadet Öğretmen bir gün beni aradı. Bu mücadelede çok başarılı olacağıma inanıp bizimle yürür müsün dedi.
Erzurum ilinde bunu başarabilir misin? Ben sana güveniyorum dedi. Beni hiç tanımadan, sadece sesimi duyarak, hiç yüzümü görmeden beni sardı, sarmaladı. Bana büyük bir güven verdi ve 3 senedir de Ucim'in içerisindeyim. Hayatımdaki amacı buldum. Hayatımdaki en büyük iyi ki Ucim. Çocuklar için hep bireysel bir şeyler yapmaya çalıştım. Ancak bu mücadeleyi kazanmak için kolektif bir mücadeleye ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Ucim'le tanışmama 2018 yılında yaşanan iki korkunç olay vesile oldu maalesef. Ağrı'da Leyla, Ankara'da Eylül çocuklarımız kaybolmuşlardı. Acı haberler geldikten sonra dedim ki, şimdi ne olacak? Tamam, şimdiye kadar umutla bekliyorduk ya da bir isyanımızı sosyal medyadan duyurabiliyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Ama şimdi aslında onların ruhlarının da huzur bulması için sahaya inme vaktinin geldiğini anladım. İzmir'de görülecek bir duruşmanın afişiyle karşılaştım. Alperen Sakin duruşması. Alperen de İzmir'in Çiğli ilçesinde bir anaokulu servisinde unutulmuştu. 3 yaşındaydı henüz. Yaşam hakkı elinden alındığında daha 3 yaşındaydı. Duruşmasına gittim, orada Saadet öğretmenle ve diğer mücadele arkadaşlarımla tanıştım. O gün orada azimlerine hayran kaldım. Çünkü saatlerce ayakta duruşma beklediler. Dedim ki, işte bu mücadeledeyim. Gönüllü değil, artık bir görevliydim bu saatten sonra. Konferanslarını dinledim ve çok etkilendim. Muhteşem bir mücadele ve bu mücadelenin içerisinde herhangi bir parça olarak, bir toz tanesi olarak, bir tuğla taşı olarak her şekilde bu mücadelenin içinde ben de bulunmalıyım dedim. Yanlarında pırıl pırıl bir ekip vardı, üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekip vardı. Ben de varım dedim. Ben bir matematik hocası olarak elimden ne geliyorsa sahada ve mücadelenizde size ne şekilde katkı sunabileceksem ben varım. Lütfen yardımcı olmama izin verin diye söyledim. 2018 yılında üniversiteden mezun olan yeni bir öğretmenim ve kendimi gerçekleştirmeye ve tamamlamaya çalışırken oturduğum yemek masasında Ucim'i bir arkadaşım o mavi kelebeğini paylaştığını gördüm. İlgimi çekti, hemen girip başvuru yaptım. Ondan sonra bir şey beni oraya doğru itiyordu. Küçücüktü Ucim daha o zamanlar. Beni aradılar ve dahil etmek istediklerini söylediler. Seve seve kabul ettim. Girdiğim ilk günden itibaren Ucim içerisinde çalışmaya ve kendimi gerçekleştirmeye başladım. O benim için bir umuttu orada Ucim'le tanışmak. Çocuklarla ilgili çalışmak, kendimi gerçekleştirmek, tamamlamak, Ucim'in içerisinde büyümek çok değerliydi benim için. Ben ailelerimize güvenebilirdim. Teslim edemezdim kendimi de, sevdiklerimi de. O yüzden ailelerimizle biz Ucim'i kurduk. Bugün 75 bin kişiyi geçtik ve Türkiye'nin her yerinde yapılandık. İnanılmaz bir şey bu. Ülkenin bütün genç kuşağı bizimle ve size anlatamam o güzel sevgi dolu yuvayı. Çünkü biz Ucim'in çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezlerini de açtık. Bugün o Ucim'in yerleri herkes gelse görse oralar evimiz gibi. Oradaki koltuklardan, oradaki kalemlikten, oradaki her şeyi biz tek tek seçtik, tek tek gezdik. Oradaki kağıdı bile seviyoruz biz. Oradaki duvarları seviyoruz, oradaki fotoğraflarımızı seviyoruz. Çünkü oraya gelen çocuklar ve o çocuklar şöyle diyorlar. Bizi seven insanlar var ve şöyle davalara gittiğimizde bir kötülükle karşı karşıya kalmış o çocuklar şöyle söylüyor. Ya dünyada çok iyi insanlar varmış. Ben kötü bir insanla karşılaştım ama hepsi benim için seferber olmuş. Ucim'le birlikte aslında Türkiye gelişmeye başladık hepimiz çocuk istismarı konusunda. Ve inanıyorum ki sizler bile çocuk istismarı konusunu çok böyle düşünmezken bugün belki de kadına şiddetle birlikte en çok Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu, belki de dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu görüyorsunuz artık. Ben şuna çok inanıyorum. İnanın kötüler çok az, iyiler çok fazla. Sadece kötüler çok iyi örgütlenebiliyor. İyileri örgütlemek zor oluyor. Çünkü karşılığında bir menfaat yok. İşte bizde olduğu gibi cebinden harcayarak, zamanını vererek bu karkış kıyamet mahkeme salonlarına giden avukatlarımız, eğitim vermeye çalışan eğitmenlerimiz, çocukların yanında olmaya çalışan insanlarımız, hepsi
cebinden harcayarak ve karşılığında bir şey yok. İşin sonunda sana al şu madalyayı takalım falan da yok. Hiçbir şey yok. Sessiz sedasız bunları yapıyorlar. Ama kendi tabii ki aynaya baktıkları zaman çok mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar. Bizim Ucim ailemizin içerisinde insanlar çok mutlu, çok huzurlu. Ve bu ortam bambaşka bir ortam. Bu ortam bir iyilik ortamı. Bu ortamda nasıl söyleyeyim, hepsi birer melek gibiler. Kötülük yok ki. Hiç kötülük yok. Çünkü mücadele ettikleri şey bambaşka bir şey. Eğitim, hukuk ve rehabilitasyon alanlarında biz ülkenin her yerinde hizmet veriyoruz. Eğitim alanlarında 7'den 70'e aslında insanların bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklara bunu mahremiyet eğitimleriyle, iyi dokunuş ve kötü dokunuş eğitimleriyle, Lego'yla ya da drama yöntemiyle bedenlerinde nerelerine dokunulması gerektiğini, nerelerine dokunulmaması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Sadece çocuklara da öğretmiyoruz bunu. Biz velilere, öğretmenlerimize, aslında toplumun her kesimine böyle bir şeyin başlarına geldiğinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. İstismar nedir onu anlatıyoruz. Çünkü insanlar genellikle böyle bir şeyle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini çok da iyi bilmiyorlar. Bunu hem hukuki olarak hem sosyolojik olarak anlatmaya çalışıyoruz. Biz Ucim'de bilim kurulu olarak ve Ucim olarak eğitimin kalitesine çok önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim ve eğitimle bir şeyleri değiştirebiliriz. Kişileri ancak eğiterek mentaliteyi değiştirebiliriz ve çocuklarımızı daha iyi bir gelecek sağlayabiliriz. Bu nedenden dolayı her şehrimizde bir eğitim koordinatörümüz bizlere eşlik ediyor bu yolda. Şehirlerdeki genel koordinatörlerimiz ve eğitim koordinatörlerimiz bilim kurulumuzla ve rehabilitasyon birimimizle iletişime geçerek şehirlerdeki eğitimleri organize ediyoruz. Ucim içerisindeki her gönüllüyü, her koordinatör, Ucim içerisindeki görevli herkes bizim tarafımızdan çocuk hakları, çocuk hak ve beden güvenliği, çocukla iletişim, çocuk medya kullanımı ve buna benzer çocuğu multidisipliner açıdan tamamıyla çepeçevre saracak ve koruyacak eğitimleri almaktadır. Bu bizim için çok değerli bir alandır. Eğitimlerimiz, eğitim koordinatörlerimiz, genel koordinatörlerimiz ve rehabilitasyon birimizle beraber ortak belirlenmektedir. Bizim görünen de başka bir faaliyet alanımız var aslında. İnsanların en çok gördüğü hukuk alanı var. Bizim Türkiye'nin her yerinde gönüllü avukatlarımız var. Ve gönüllü avukatlarımız eşliğiyle bize gelen ihbarlar doğrultusunda avukatlarımızla birlikte istismara uğrayan çocukların ve ailelerinin yanında olmaya söz verip ücretsiz şekilde hukuki destek sağlıyoruz ve istismar edenin en ağır şekilde ceza almasını sağlıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız, hukukçu olmayan arkadaşlarımız dava önlerinde kamuoyu desteğini sağlamak için kalabalık şekilde davalarda oluyorlar. Bu da bizim hukuki destek kısmımızın aslında bir parçası. Ucim'in öncelikle bir ihbar ekibi var. 20 kişilik bir avukat ordusundan oluşuyor. Her gün bir avukatımız nöbetçi. Ucim'i aradıklarında, acil bir hukuki desteğe ihtiyaç duyduklarında hemen bir avukata yönlendirilebiliyorlar. Nöbetçi avukatımız başvurucuyla konuşuyor ve ihtiyacı doğrultusunda eğer henüz bir hukuki yola başvurmadıysa nasıl hukuki yola başvurabileceğini aktarıyor. Ya da duruma göre olayı dinlediğinde bir sosyal yardımdan faydalanması gerektiğine kanaat getirirse, işte valilerin, kaymakamlıkların yardımlarından bahsediyor ya da bir önleme ya da destekleyici tedbirle olayın çözülebileceğine kanaat getirirse, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hizmetlerinden bilgi vererek oralara başvuruyorları hakkında bilgi veriyor. Biz daha kapsamlı bir inceleme yapmak için arayanlara diyoruz ki www.ucim.org.tr'ye girerek ihbar formunu doldurun. O ihbar formunu doldurduklarında da Ucim'e bir mail geliyor. Yine nöbetçi avukatımız maili okuduktan sonra başvuruda bulunan kişiye anında aynı gün içerisinde dönüş yapıyor. Orada da dediğim gibi yine hangi aşamadaysa dosya gerekli hukuki desteği veriyor kendilerine. Eğer dava aşamasındaysa dava ile ilgili evrakları istiyoruz. Çünkü titizlikle incelemek zorundayız. Davaya dahil olabilir miyiz ya da bu aşamada, dosyanın geldiği aşamada nasıl destek olabiliriz? Bunu tartışıyoruz hep beraber. Bunun dışında Ucim avukatları eğitici eğitimlerini tamamladılar ve sahadalar. Velilere, çocuklara, öğretmenlere, spor hocalarına, yeri geliyor imamlara ya da muhtarlara. Yani çocuklarla temas halinde olan herkese
ihmal ve istismarın hukuki boyutu konusunda eğitimler yapıyoruz. Çocuklara çocuk haklarını anlatıyoruz. Yaş gruplarına göre siber zorbalıktan bahsediyoruz. Çocuk alanında olacak kanun değişiklikleri ya da düzenlemeler varsa mutlaka yine hukuk birimlerimiz bunları inceliyorlar ve çocuğun üstün menfaati gereğince olumsuz sonuçlar doğurabileceğine kanaat getiriyorsak mutlaka ilgili kurumlara görüş yazılarımızı yazıyoruz ve bu düzenlemelerin yürürlüğe girmemesi için etkin bir mücadele başlatıyoruz. Bir diğer alanımız ise rehabilitasyon. Burada ruh sağlığı uzmanlarımız eşliğinde istismara uğrayan çocuğumuzun davasından sonra aslında o çocuğun hayatını daha düzgün bir şekilde idame ettirebilmesi için, insanlara olan güveninin hayatı boyunca devam edebilmesi için de rehabilite edilmesini istiyoruz ve bu anlamda da psikolojik destek sağlıyoruz. Onun tedavi sürecinde de uzmanlarımız destek sağlıyorlar. UCİM'in verdiği birçok eğitim var. Önceliğimiz tabii ki de çocuklar. Çok önemsediğimiz sadece istismar odağındaki ya da dezavantaj odağındaki çocuklarımıza verdiğimiz eğitimler değil. İstismara uğramamaları için ya da kaotik süreçlerin içerisine girmemesi için de yaptığımız önlem çalışmaları da var bizim. Ebeveynlere verdiğimiz eğitimlerde özellikle erken çocukluk dönemi diye nitelendirdiğimiz 0-3 yaş arasındaki çocukların cinsel gelişimi ve bu süreçlerin içerisindeki gelişimleriyle alakalı birçok eğitimi bütünleştirip ailelere sunabiliyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, rehberlik ve danışman arkadaşlarımız, psikiyatristlerin olduğu geniş bir havuzda çok yoğun eğitimler sunmaya çalışıyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarının zihin süreçlerine göre güvenli alan, iyi dokunuş ve kötü dokunuş hikayelerini, durumlarını aktardık. Akabinde 3. 4. sınıflar ve ortaokul çocukları olmak üzere kategorilere ayırıyoruz. Çünkü çocuk ya da zihin kumaşa benzer. Her zihne klasik bir aktarım yapamayız. O çocukların yaş durumları ve gelişim seviyeleri bizim verdiğimiz eğitimler açısından bizim için önem arz etmektedir. Birçok şehrin birçok kırsalındaki köy okullarında birçok öğretmenimiz bizlerle iletişime geçiyor. Gidip uzman ekibimizle o eğitimi verip tekrar dönüyoruz. Ve bunun için herhangi bir talepte bulunmuyoruz o köy okullarımızdaki hiçbir yerden. Aslında bizim önemsediğimiz bir alan daha var. Engel durumundaki kardeşlerimiz. Bu çocuklar otistik evrede olabiliyorlar. Nörolojik bozuklukları olan çocuklar istismara uğradıkları süreçleri bize net bir şekilde aktaramazlar. Biz burada özel eğitim birimleri ve rehberlik araştırma merkezlerine bağlı birçok kurumda öğrencinin takibi açısından özel eğitim uzmanlarımıza ve bu alanda çalışan uzmanlarımıza da eğitim verdik ve daha geniş yelpazede eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. Bilim kurulu olarak bizler ülke çapında yapılandığımız bütün illerde verilen bütün eğitimlerin oluşumunu sağlıyoruz. O eğitimleri verecek çok çeşitli disiplinlerden ne gibi hukuk gibi, çocuk gelişimi gibi, psikoloji gibi ya da adli tıp gibi uzmanları bir araya getirerek eğitim kitleri oluşturuyoruz ve bu eğitimleri düzenleyip denetimini sağlıyoruz. Sahada gördüğümüz bu çalışmaları akademik yayın olarak bilime taşıyoruz ve UCİM'i bilimsel anlamda akademide temsil ediyoruz. Anketler yapıyoruz. Bu anketlerle sahanın nabzını yoklayarak biz acaba kaç kişiye ulaşabildik, kaç veliye gidebildik ve aslında sahanın hala ne kadar çalışmaya ihtiyacı var? Düzenli ve sistematik olarak bunları belirliyoruz. Çocukları fertler olarak korumalıyız. Yapmamız gereken çok iş var, eğitimler var, davalar var. Evet, önümüze çıkan çok güçlükler var, kötü insanlar da var. Ama o kötülük her bize kötülük yaptığında bize yeni bir kapı açıyor ve bize iyilik yapıyor. Sonunda şey diyoruz, iyi ki bunu yapmış ya. Bak bize bir şey daha anlattı, bir şey daha öğretti. Bize bir şeyler öğretiyorlar. O yüzden de onları da seviyoruz. Neden? Çünkü gücümüze güç katıyorlar ve daha büyük bir direnç. Ben milletimize, halkımıza çok inanıyorum. Çünkü hepimiz çocuk olduk ve diyorlar ki
Sizler koştukça ve sesinizi çıkardıkça bizim yüreğimizdeki ses coşuyor. Sesin müthiş bir enerjisi vardır. O yüzden biz o dinamizmimizle, o sonsuz enerjimizle biliyoruz ki o gençliğin de gücüyle bir şeyleri değiştireceğiz. Dünyadaki çocuklara da nefes olacak ve hiçe indireceğiz. Saadet Öğretmen o dünyanın en cesur kadın ödülünü alması, o basında çok yer alması falan, üniversiteler çağırmaya başladı Saadet Öğretmen'i. Saadet Öğretmen bir erkek kimliği olarak da benim de artık biraz ön plana çıkmamı istedi. Şunu düşündü, ya şimdi bu mücadele sadece kadın mücadelesi olursa başarıya gitmez. Yani kadınlar ve erkekler omuz omuza vermeli. Omuz omuza verirlerse bu sorunu çözebiliriz. Çünkü kadınlar da bilinçlenmeli, erkekler de bilinçlenmeli. Onun için başkanım sen de konuşacaksın. Yahu ben ne konuşacağım? Bu benim çok büyük alanımda değil. Hani çocuk istismarı hakkında ne konuşabilirim? Dedik ki sen hikayeni anlatacaksın başkanım. Senin bir hikayen var. Söyle, İzmir'de Ege Üniversitesi'nin ilk konuşmamızı unutmuyorum. Çok da kalabalıktı salonda, 2000 kişiden fazla vardı. İşte Saadet Öğretmen gelecek diye falan. Emin Çapa falan da vardı o konuşmada. Çıktım ben, hikayemi anlatacağım ama hikayemi kurgulamamışım bile. Ne konuşacağım, ne edeceğim bilmiyorum. İşte buradaki gibi oturmuşum, anlatıyorum. Çıktım ve ilginç bir vaziyette çocukluğumu anlatmaya başladım. Çocukluğumu anlatırken, biz birinci sınıfta, ablamla aramızda 1,5 yaş vardı ama babam beni çok küçüktüm. Biraz da yaşımı şey yaparak okula onlarla beraber sırf gideyim gelim. Çünkü Erzurum kış kıyamet. 3 kardeş el ele tutuşup gidiyoruz, düşünün kış kıyamette falan. Bazen eve kadar varamıyoruz, yol kapalı, abimiz gelip bizi götürüyor falan kardan. Böyle ortamlardayız. Ablam birinci sınıfta hecelemeyi yapamadı diye ben yaptım. Öğretmen bana dövdürdü ablamı. Döveceksin dedi. Tokatlayacaksın, yoksa ben seni tokatlarım. Şimdi o aklıma geldi sahnede, onu söyledim. İster istemez tabii demek ki 40 sene geçmiş aradan, 40 küsur sene. Ben gözlerim doldu, konuşurken tıkandım tabii haklı olarak. Baktım salon ağlıyor. Şimdi bir duygusallık neden oluşur? Birazcık insan o konuda birazcık içine girmiştir, birazcık çekmiştir. Ve bu ülkede şiddet görmeyen ben bir insanı çok kolay kolay zannetmiyorum olsun. Hiçbir şey yoksa ağır sözlü şiddete uğramıştır. Yani insanlar hep kalbi kırıktır. Biz üniversitelerde konuştukça her gittiğimiz üniversitede 50-100 tane gencimiz üye oldu. Aidat da koymadık. Dedik ki aidatımız yok. Hani yasal olarak tüzükte tabii ki var. Ama biz dedik almıyoruz, aidat koymuyoruz kardeşim. Kendi gücümüzle biz bu derneği götüreceğiz. Ve biz yaklaşık 2 yıla yakın kendi gücümüzle hep üniversitelere gittik, konuştuk, mahkemelere gittik. Avukat arkadaşlar aramıza katıldı, gönüllüler. Yavaş yavaş o avukat arkadaşlarımız, o gönüllü arkadaşlarımız kendi ceplerinden harçlıklarıyla mücadeleye katıldı. Önce işte Mersin'de bir genel merkez binamızı açmıştık. Küçük 2 oda bir yer falan derken. Sonra İzmir'de açtık. Derken toplum bizi kabul etmeye başladı. Galiba bize çok güvendiler. Çünkü baktılar ki bu insanlar Ağrı'da da mahkemeye gidiyor, Edirne'ye de gidiyor. Mardin'de de gidiyor, Erzurum'da da gidiyor, Karadeniz'e de gidiyor. Biz zaten başlarken hocamla şunu konuştuk. Hocam biz eğer çocuklar arasında, yani topluma şunu anlatabilirsek, istismara uğrayan çocuk kim olursa olsun yanında olacağız. İstismarcı kim olursa olsun karşısında olacağız gibi bir güveni aşılarsak, biz bu toplumu bu anlamda uyandırabiliriz. Toplumun bize güvenmesi lazım. Ve önleme merkezlerimizi, önleme ofislerimizi açarken biz seçtiğimiz yerleri hep böyle şey seçtik. Her bölgede 2 tane diye düşündük. İşte Erzurum, Mardin, Van, Ordu, Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir, böyle Antalya, Mersin, böyle başladık. Bizim önleme merkezlerimiz. Görmenizi çok isterim. Böyle çok hoş dizayn edilmiş. Çocukların çok rahatlıkla girip mutlu oldukları yerlerde travma desteklerini alıyorlar. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar aileler.
hiçbir ücret ödemeden. Ailenin bir özel avukatı yoksa mutlaka CMK'dan bir avukat görevlendiriliyor. Tüm meslektaşlarım için demiyorum ama bizim gibi çocuklar konusunda hassasiyeti olmayan avukatlar da var maalesef ki. İşini çok iyi yapan avukatlar olduğu gibi. Bizi arayanlar arasından şunu çok fazla duyuyoruz. İşte avukatımı arıyorum ama ulaşamıyorum. Ya da işte siz bu bilgileri bana verdiniz ama ben ilk defa duyuyorum, sizden duyuyorum. Kendi avukatım bu bilgiyi bana vermedi gibi. Bu onlar için hem dediğim gibi doğru hukuki yol, doğru sonuca varmak için de çok çok önemli. Psikolojik olarak da çok çok önemli. Çünkü çok zorlu bir yola çıkıyorlar bu mücadeleyi başlatarak. Aslında çok cesurlar. Konuşarak bir şeyleri başlatmış oluyorlar. Ama dediğim gibi hem uzun süren hem de çok duygularla dolu, belki işte acılarla dolu bir süreç. O yüzden her istediklerinde, her ihtiyaç duyduklarında bir avukata ulaşabiliyor olmaları çok çok kıymetli. Ülkemizde özellikle bu coğrafyada çocuklarımız çok sahipsiz. Şimdi diyeceğiz ki devlet tabii ki mücadele ediyor. Ama devletin sadece mücadelesi yetmiyor. Bir sivil toplum örgütünün de mücadelesi sadece tek başına yetmiyor. Buna tüm insanlığın el atması lazım. Şu anki hali hazırdaki hukuk sisteminde çocuk mahkemeleri var, evet. Fakat o sadece suça sürüklenen çocukları, yani suç işleyen çocukları koruyan bir mahkeme. Fakat mağdur konumundaki çocukları koruyan bir ihtisaslaşmış mahkeme sistemimiz yok. Biz bunun hayalini kuruyoruz. Çünkü çocuklar mahkeme salonlarında ifade verirken korkuyorlar. Ne anlatacaklarını bilemiyorlar. Kürsünün üstünden kendilerine bir cübbenin içinden bakan hakimi gördüklerinde elleri ayaklarına dolaşıyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Bu alanda eğitim almış hakimlerin, savcıların olduğu bir mahkeme. Çocukların örselenmeden, belki bir oyun odasına dönüştürülen mahkeme sistemleri olsun istiyoruz. Bunun için çabalayacağız, bunun için projeler üreteceğiz. Üretmeye de başladık. Hocam kurulduğundan beri hep şu algıyı yaratmaya çalıştık ülkede. Çocuklar kahramandır, mağdur değildir. Bu konuşan çocuklar konuştukları zaman bir başka çocuğun istismara uğramasını önlüyor aslında. İstismarcısını söyleyerek, bu beni istismar etti diyerek aslında diğer çocukları da koruyor. Kahraman olan onlar. Peki ailelere ne dedik? Utanmayın sakın ya. Siz niye utanıyorsunuz? Yapan utansın. Siz çocuğunuzun elinden tutun. Biz sizin yanınızda oluruz. Devlet sizin yanınızda olur. Herkes üstüne düşeni yapar. Siz yeter ki cesur olun. Siz cesur olun. Bu çocuklardan utanmayın. Bu çocuklar kahraman çocuklar dedik. Ve çocuklar konuşun dedik. Çocuklara bir güvence verdik. Siz konuşun. Biz gereğini yapacağız ülke olarak. Boynumuz bükük ayrıldığımız anlar olmuyor mu mahkemelerden? Bazı mahkeme heyetlerimiz çocukların ifadelerini yeterli bulmuyor. Beraatler veriyor, tutuksuz yargılamalar veriyor. Ama en nihayetinde o kişi de şifre oluyor. Bu gözle de bakmamız lazım. Beraat etse bile komşusu, akrabaları, herkes çalıştığı kurumlara kadar herkesin gözünde o adam artık tehlikeli bir insan. Onun için konuşması gerek çocukların. Onun için mahkeme heyetlerinin bu çocukların ifadelerini ciddiye alması gerekiyor. Çünkü ya istismarcı şahit bırakmıyor ki. Şahitlerin önünde yapmıyor ki istismarını. Bir kamera kaydının önünde de yapmıyor. Sonra istismar dediğimiz şey her zaman nitelikli olmayabilir. Onun için adli bir raporda da bir şey çıkmayabilir. 20, 30, 40, 50 kişinin önünde, yavrum sana ne yaptı anlat bakayım. Hadi buyur anlatsın. Kolay mı? İzmir'de 9 yaşında bir çocuk kalp krizinden öldü. O heyecana dayanamadı bir daha yaşamaya. Bizde çok fazla annenin, babanın duası var. O yüzden de biliyoruz ki dünyada çocukların bu acısını biz yok edeceğiz.
ve çok umutluyuz. Aslında müthiş bir umut taşıyoruz. Nasıl bir şeyse bu. Sanki o çocukların bir parçasını kalbimizin içine böyle alıyoruz. Niçin bu kadar mutlusunuz diyorlar. Mutluluğun sebebi çocuklar. Ucim çok büyüyecek. Ucim içinde Z kuşağını ve alfa çocukları alıyor. Ve hepsi bir şey değiştirmek istiyor. Biz dünyaya açılan bir kapı olduk. Dünyada çocuk istismarı konusunda bizim gibi bir sivil toplum örgütü yok. Biz bunu Türkiye'de kurduk. Bu mücadele ateşi Türkiye'den başladı yanmaya. Bu çok önemli. Bütün ülkemizin insanları bu farkındalığın lütfen farkına varsınlar. Dünyada UCİM gibi bir sivil toplum örgütü yok. Elbette ki çocuklarla ilgili derneklerimiz var, yardım dernekleri falan. Ama çocukların tüm istismarlarda yanında olan, eğitimleri veren, bizim eğitim ayağımız çok güçlü. Her yerde eğitim veriyor arkadaşlarımız. Böyle toplumu aydınlatan, mahkeme salonlarında çocuklarımızın yanında olan, bütün süreci takip eden böyle bir sivil toplum örgütü yok. Ve ben inanıyorum ki, kendi görüşümü söylüyorum ki biz Saadet Öğretmen'le bu hayalle yola çıktık. Biz kendi ülkemizin çocuklarından sonra tüm dünyanın çocuklarına sahip çıkacağız. Bu UCİM çok büyüyecek. UCİM'e üye olmak aslında çok kolay. www.ucim.org.tr adresinden girip üye ol butonuna tıklamaları, üye olmaları için oldukça yeterli. Üye olmak için insanlar bazen belli kriterler var mı diye soruyorlar, merak ediyorlar. Hayır, yok. Kalbinizde çocuk sevgisi varsa UCİM'de yer almanız yeterli aslında. Ev hanımı da olabilirler, öğretmen de olabilirler, akademisyen de olabilirler. Bize harika ev hanımları var. Ben bir şey yapamam ama siz davalara gittiğinizde ben size börek çörek yaparım diyen şahane gönüllü ev hanımlarımız var. İşçilerimiz var, taksi şoförlerimiz var. Ben sizi istediğiniz yere götürürüm, yeter ki çocuklara ulaşalım diyen tır şoförlerimiz var. Toplumun her kesiminde aslında bir kurtuluş mücadelesi başlattık biz. O yüzden ne olursa olsun, eğitiminiz ne olursa olsun UCİM'in içerisinde yer alabiliyor insanlar. Bize yapılan bağış miktarları her biri bizim için oldukça önemlidir. Ufaktır, fazladır, azdır. Biz bunu her birine aynı önemle bakıyoruz. Nasıl bağış yapacakları konusuna gelirsek, ucim.org.tr sitesine girdikleri zaman orada yer alan banka bilgilerimize 7/24 EFT ve havale yapabilirler. Bununla beraber yine sitemizde yer alan bağışçı ol butonuna tıklayarak oradaki adımları ilerleyerek düzenli bağışçı veyahut da tek seferlik bağışçı olarak bizleri destekleyebilirler. Biz yok edilmiş, kahrolmuş, bitmiş ve tükenmiş çocuklar istemiyoruz. Güçlendirmek istiyoruz, değiştirmek istiyoruz, dönüştürmek istiyoruz. O yüzden içine güç kattık. O gücün içinde çok fazla duygu barınıyor. Burada size anlattığım tüm duygular o gücün içine akıtılıyor. Hepimizden bir parça olarak. O çocuklar güçleniyorlar, o çocuklar okuyacaklar, çok önemli mertebelere gelecekler, yönetim kademelerinde olacaklar ve vicdanları bir yerleri şunu diyecek, gözlerini kapattıklarında, işlerini yaparken birileri bizim için mücadele etti. Biz bu olayı çözeceğiz diye düşünüyoruz. Devlet, güçlü sivil toplum örgütü ve halkımızla beraber biz bu sorunu çözeceğiz. Biz hepimiz birbirimize inandık. Burada o kameranın arkasındaki sizler, o kameranın arkasındaki on binlerce insan ve koordinatörlerimizle biliyorum ki biz dünyayı değiştireceğiz.